başvurmamaları lazım. Ekmekten bulaşır. Bu şu an zaten son Türkiye'de uygulanan yöntem gayet mantıklı. Artık poşetlenmiş bir şekilde. Poşetten bulaşır mı diye de soruyorlar. İşte dediğim gibi az önce her şeye tedbirli bir şekilde dokunalım ama elimize ağzımıza koymayalım. Çünkü ekmeği aldık, ekmeği çeşmede Sorular. veya sabunla yıkayacak halimiz yok. Bir şekilde biraz kenarda bekledim. Sonra zamanı gelince yemekte fayda Sorular var. bitmiyor. Ekmeği aldık, parayı verdik, para üstünü aldık. Eldivenli mi, eldivensiz mi? Eldivensiz parayı aldık. Parasızlık hiç bu kadar güzel olmamıştı. Çünkü en çok paradan geçtiği söyleniyor. Doğru Bir mu? fırıncı da madeni paraları içeride fırında ısıtıp biraz soğuttuktan sonra verdiğini ben sosyal medyada gördüm. Dediğim gibi obsesiflik el ele artık evde kaldıkça değişik senaryolar da üretmeye başlıyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu tür ürünleri alalım ama tedbirli olalım. Elimizi ağzına koymayalım o aldığımız zaman. Daha sonra evde belli bir miktar bırakıp vakti, yeri, zamanı gelince gerekli müdahaleleri yapmak lazım. Yemek lazım. Sumak, sarımsak, turşu bunlar etkili diye piyasada çok satılıyor. Ne Ben kadar doğru? Siirtli olmam hesabıyla sumak orada çok üretiliyor. Bu sumak olayı 10 gün önce piyasaya çıkınca tüm sumak fiyatları arttı 20 liradan 50 liraya. Sumak da bitti Türkiye'de. Bitince sumak gündemden düştü. Daha sonra şimdi en son bildiğim kadarıyla turşuya yüklenmişler. Turşu marketlerde bulunmuyor. Şimdi ben desem ki şu mavi sular koronavirüse yarıyor. Bir haftada bitecek ve bir hafta sonra gündemden düşecek. Yani bu tür şeylere çok güvenmemek lazım. Çalışması yok. Tabii ki faydalı. Biz önceden biz siyetli olarak kebaba da koyarız. Salatalara da koyarız sumağı. Normal önceden koyduğumuz gibi koyalım. Belki bir %10-20 fazla koyalım ama çok da öyle sumağa güvenip de sumaklı su içip de etrafta maskesiz gezip bana bir şey olmaz diye bir özgüvene de kapılmamakta fayda var.